Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ses ve deprem dalgaları. Peki neler öğreneceğiz bu konu başlığı altında? Hemen bakalım. Ses ve deprem dalgalarını tanıyacağız. Temel kavramlarını öğreneceğiz. Ses ve deprem dalgalarının genel özelliklerini inceleyeceğiz. Ama bundan önce hemen ses ve deprem dalgaları ile ilgili ödevlendirmelerimize bakalım. Hemen sıfırdan ona fizik kitabımızı alıyoruz. İlgili bölümümüzü açıyoruz sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi sıfırdan ona fizik kitabımızda ses ve deprem dalgaları sayfa 142-158 arasındaki küçük konu ifadelerimizi çalışıyoruz. Sorularımızı çözüyoruz. Daha sonrasında hemen pekiştirmek amaçlı dinamo soru bankamızı alıyoruz. Yine ilgili ses ve deprem dalgaları bölümünü yani yine 141'den 153'e kadar olan testlerimizi çözdükten sonra artık ses ve deprem dalgaları ile ilgili bütün kısımları halletmiş oluyoruz. Yani sınava hazırız sevgili arkadaşlar. Onunla ilgili istediği kadar soru gelsin. Peki hadi buyurun o zaman ne yapalım? Konumuza başlayalım. Ses ve deprem dalgaları ile ilgili neleri paylaşacağız sizlerle? Bunlarla devam edelim. Öncelikle ses dalgalarıyla başlayalım. Nedir? Ses dalgaları nasıl meydana gelir? Ortam değiştiğinde hızları nasıl değişir? Bunlara bakalım. Diyor ki esnek bir ortamdaki taneciklerin titreşmesi, enerjilerini birbirine aktarması sonucunda ne oluşacak? Ses dalgaları oluşacak ki dalga zaten neydi? Titreşim hareketi sonucunda oluşurdu sevgili arkadaşlar. Ses dalgaları da bunlar. Peki genel özellikleri nedir ses dalgalarının? Bir kere ses dalgaları yalnızca boyuna dalgalardı değil mi? Elektromanyetik dalgalar enine ses dalgaları. Dalgalarda yalnızca boyuna olan dalgalarda çok soru gelir. Ve mekanik dalgalardır. Nedir mekanik dalgalar? Yayılmalar için katı sıvı gaz gibi maddesel bir ortama ihtiyaç duyarlar ses dalgaları. Uzay boşluğunda yayılmazlar sevgili arkadaşlar. Titreştirecek ortam bulamazlar. Taneciklerin titreşimi birbirine aktarması ile yayıldığı için maddenin molekülleri birbirine ne kadar yakın olursa ses dalgaları ne yapar? Daha hızlı yayılır. Şimdi düşünelim maddenin moleküllerinin birbirine en yakın olduğu maddenin hali nedir? Katılardır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ses en hızlı katılarda, en yavaşta neydi ilerler? Gazlarda ilerler. Sonuçta bir tanecik yanında titreştireceği taneciği ne kadar yakınında bulursa enerjisini o kadar çabuk aktarır. Peki burada küçük bir not olarak sizlerle neyi paylaşmak istiyoruz sevgili arkadaşlarım? Hemen bakalım. Ortam sıcaklığı arttıkça ortamın taneciklerinin kinetik enerjileri arttığından sesin ilerleme hızı da artar. Yani kinetik enerjiyi arttırdığınız zaman siz ortamın hareketliliğini arttırıyorsunuz. Taneciklerin hareketliliğini arttırıyorsunuz. Dolayısıyla daha çabuk birbirine çarpıyor. Titreşimi daha çabuk birbirine aktarıyor. Dolayısıyla ne yaptı? Sıcaklık arttığında ilerleme, sesin ilerleme hızı da artmış oldu. Peki bakalım temel kavramlarla ilgili neler bileceğiz? Ses dalgalarını daha iyi anlayabilmek için. Bir kere ses dalgalarının frekansı kaynağın özelliklerine bağlıdır. Hani hep ne diyoruz? Kaynak değişmedikçe frekans değişmez. Çünkü frekans ne demekti? Bir saniyede dalga kaynağından çıkan dalga sayısı demekti. Ortamın özelliklerinden etkilenmiyor frekans sevgili arkadaşlarım. Ortamın özelliklerinden etkilenen başka kavramları var, onlara da bakacağız. Sesin inceliğini ya da kalınlığını ayıran özelliğidir sesin frekansı. Bak burası gerçekten önemli bir kavram. Buraya dikkat edeceksin. Sesin ince veya kalın oluşu neye bağlıdır? Frekansa bağlıdır. Ses kaynağının frekansı artarsa ses incelir. Sesin yüksekliği artar. Demek ki sesin yüksekliği frekansla alakalı. Yani sesin inceliği kalınlığıyla alakalı bir kavrammış. Tam tersini düşünelim. Frekans azalırsa ses kalınlaşır. Sesin yüksekliği ne olur? Azalır. Ses dalgaları ile ilgili eğer sınavda karşınıza bir soru gelecekse bu noktadan gelir, lütfen dikkat edin. Peki yine karşımıza çok gelen kavramlardan bir tanesidir. Gerilmiş bir telde oluşan sesin frekansı nelere bağlıdır? Bir kere teli geren kuvvetle doğru orantılıdır. Dikkat et, neyi inceliyorum? Frekansı inceliyorum. Telin boyu ile ters orantılıdır. Telin kalınlığı ile nedir? Yine ters orantılıdır. Bu da ses dalgaları ile ilgili bilmemiz gereken özelliklerden birisi. Gelin gelelim karşımıza her yerde çıkabilecek olan bir temel kavrama. Hani standart şişeler olur değil mi? Aynı türde şişeler olur. İçine farklı miktarlarda su doldururlar ve frekanslarını sıralamanızı isterler sizden. Gelin bakalım bunu neye göre yorumluyormuşuz? Diyor ki şişelere üflemek veya vurmak tabii ki ne yapabilir? Ses çıkarabilir. İçlerinde farklı miktarda sıvı bulunan şişelere özdeş bir tokmakla vurulduğunda, yani sen aynı kuvvetle vuruyorsun bunlara. İçerisinde az miktarda sıvı bulunan şişeden daha ince, fazla miktarda sıvı bulunan şişeden daha kalın bir ses çıktığı duyulacaktır.
olacaktır. E incelik kalınlık neyle alakalı bir şeydi? Frekansla alakalıydı değil mi? Dolayısıyla az miktardakinden daha ince bir ses çıkacağı için frekans sıralamamız FK, FL, FM olarak ne yapacaktır? Karşımıza gelecektir. Devam edelim bakalım. Peki acaba insan kulağı her frekanstaki veya biraz sonra anlatacağım her şiddetteki sesi duyabilir mi? Tabii ki duyamaz, böyle bir şey mümkün değil. Hangi aralıktaki sesleri duyabilir hocam? Bakalım. İnsan kulağı arkadaşlar 20 Hz ile 20.000 Hz arasında frekansa sahip olan sesleri rahatlıkla duyabiliyor. Ancak sevgili arkadaşlar, frekansı 20 Hz'den düşük seslere ne isim veriyoruz biz? İnfrasonik sesler diyoruz. Deprem dalgalarının ürettiği ses dalgaları buna örnektir işte. İnsan kulağı duyamıyor ya bunları. Çünkü frekansı 20 Hz'den daha düşüktür. Biz bunlara ne diyoruz? İnfrasonik diyoruz. Deprem dalgaları da buna örnektir. Frekansı 21 Hz'den daha büyük olan seslere de ne diyoruz? Ultrasonik sesler diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunun üzerine biz yine duyamıyoruz. Peki biz bunun üzerini nerelerde kullanıyoruz hocam? Hemen gel bakalım. Sonar sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz bu açık denizlerde kullanılan bir sistemdir. Görüntüleme sistemidir. Sonar ve ultrason cihazlarında ultrasonik ses dalgaları, yani 20.000 Hz'in üzerinden daha büyük olan ses dalgaları kullanılıyor. İkisi de görüntüleme alanında kullanılan, biri tıp, işte diğeri de denizcilik alanında kullanılan görüntüleme cihazlarıdır. Peki temel kavramlarımızı öğrenmeye gelin bakalım, devam edelim. Sesin tınısına bakalım. Diyor ki nedir ses tınısı? Günlük hayatta bunları zaten hep kullanıyoruz ama fiziksel anlamları nedir? Biraz detaylı öğrenelim. Aynı frekansta ve aynı şiddetteki ses dalgası yayan iki kaynaktan çıkan sesi ayırt etmeye yarayan özelliğine biz ne diyoruz? Tını diyoruz. Mesela düşünün, bir keman var elinizde, bir de gitar var. İkisine de aynı notayı aynı kuvvetle vurdunuz. Kemanla gitarın sesini rahatlıkla birbirinden ayırt edebiliyorsunuz değil mi? İşte bu neyin özelliği? Sesin tınısının özelliğidir arkadaşlar. Aynı notanın farklı müzik aletlerinde çalındığında farklı algılanmasının nedeni nedir? Sesin tınısı özelliğidir. Rezonans kısmını bir sayfa sonra anlatacağım sizlere. O yüzden burayı biraz sonra geri almak üzere ne yapıyorum? Hemen kaldırıyorum. Birazdan rezonansla ilgili bu kısmı sizlere rezonansı detaylı anlattıktan sonra vereceğim sevgili arkadaşlarım. Şöyle 2 saniye o sayfayla vedalaşıyoruz. Sesin şiddeti nedir? Sınavlarda çok çıkar. Sesin şiddeti gibi kavramlar karıştırılan kavramlardır. Bakalım neymiş? Ses dalgaları taşıdığı enerjiyle doğru orantılıdır sesin şiddeti. Sesin şiddetinin SI'daki birimi desibeldir. Hani derler ya, desibel rekoru kırıldı diye. Ses şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır, kaynağa yaklaştıkça artar sevgili arkadaşlar. Doppler olayı da bununla alakalıdır. İnsan kulağı, dikkat et, 0 desibel ile 120 desibel arasındaki sesleri rahatlıkla duyabiliyor. Şimdi frekans aralığımızla desibel aralığımızı lütfen birbirine karıştırmayalım gençler. Peki sesin yansıması ve yankı ne demek? Biliyoruz ki yansıma artık nedir? Çarpıp geri dönmesi demektir. Yankı da bunun beraberinde gelen bir şeydir aslında. Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarpıp yayılma doğrultusunu değiştirmesine sesin yansıması diyoruz. Ses düzgün ve pürüzsüz yüzeylerden daha iyi yansımaya uğrayacaktır. Sesin bir engele çarparak geldiği kaynağa geri dönmesi de benim için yankı anlamına geliyor. Şimdi ses yalıtımı yapılan odalar var değil mi? Sesin dışarı çıkmasını engelleyen, işte nedir bunlar? Sesi soğuran. Ne diyoruz buna? Ne kadar sizin yüzeyiniz pürüzsüz ve düzgün olursa sesin yansıması ve yankı olayı o kadar ne yapacaktır? Düzgün olacaktır. Sevgili arkadaşlar, geldik rezonansa. Rezonans nedir? Rezonansı siz aslında deprem dalgalarında da, yay dalgalarında da, yani bütün dalgalarda duyabilirsiniz. Çünkü rezonans demek maksimum genlik demektir. Ne demek hocam bu? Şimdi önce genliği bir hatırlayalım mı? Yayın şu durumu neydi? Denge durumuydu. Ya da dalganın bu durumu neydi? Denge durumuydu değil mi? Ben herhangi bir ifadenin üzerine bir atma oluşturduğum zaman atmanın denge noktasına olan uzaklığı, maksimum uzaklığına ben ne diyordum? Genlik diyordum. A sembolüyle gösteriyordum. Bakalım rezonansın bununla ne alakası varmış? Bir ses kaynağından çıkan ses dalgaları başka maddelerin de titreşmesini sağlayarak, dikkat, aynı frekanslı ses oluşmasına neden olur. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Rezonans diyoruz. Yani iki tane tepenin ya da iki tane çukurun üst üste gelip maksimum genlikte bir dalga oluşturmasıdır. Rezonans olayı aynı frekansta titreşmesidir. Cisimlerin şekline, yapıldığı maddenin cinsine ve esnekliğine bağlı olarak sahip olduğu frekansa biz ne diyoruz? Doğal frekans
frekans diyoruz. Eğer uygulanan etkinin frekansı, lütfen şuraya çok dikkat ediniz, cismin doğal frekansına eşit olursa rezonans olayı gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Rezonans olayı çoğu yerde kullanılır. Dolayısıyla rezonansa dikkat etmek gerekir. Hemen az önceki sayfamı ne yapıyorum? Tekrar geri alıyorum. Rezonans olayı nerelerde kullanılır? Tıpta kullanılır. Müzik gibi birçok alanda kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Örneğin bakın burası çok sınav sorularında gelir. Görüntüleme amaçlı kullandığımız ne var? Bizim MR cihazımız var. MR'ın açılımı nedir? Manyetik rezonanstır gençler. Cihazlardaki radyo dalgaları ile vücuttaki hidrojen atomları rezonansa getirilmektedir. Ve bu sayede biz ne alıyoruz? MR'da görüntüleme elde ediyoruz arkadaşlar. Geldik deprem dalgalarına. Deprem dalgalarının genel özelliklerine bakalım. Nedir? Özellikle burada kavram yanılgılarına dikkat edin arkadaşlar. Çok benzer çünkü birbirlerine. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle biriken enerjinin boşalması sonucunda yer kabuğunda meydana gelen titreşim hareketine deprem dalgası, bu dalgaların geçtiği ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayını ise biz ne diyoruz? Deprem diyoruz. Özellikleri bunlar. Peki başka özellikleri neler? Bir kere mekanik dalgalardır. Yayılmalar için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Hem enine hem boyuna yayılırlar arkadaşlar. Depremin şimdi odak noktasına, merkez üstüne, deprem büyüklüğüne ve deprem şiddetine bu kavramlara dikkat edeceğiz. Nedir bu noktalar? Diyor ki bak, depremin enerjisinin ortaya çıktığı nokta odak noktasıdır. O kırıldı. Enerji ortaya çıktı ya. İşte oraya ne diyoruz? Biz odak noktası diyoruz. Yer üzerinde odak noktasına en yakın nokta depremin merkez üssü olarak tanımlanır. Son yıllarda çok maalesef ki duyduğumuz ifadeler değil mi bunlar işte? Merkez üssü İzmir depremi mesela geçti en yakın tarihte benim hatırladığım. Buralar nedir işte? Enerjinin ortaya çıktığı en yakın noktadır merkez üssü. Depremin büyüklüğü nedir? Depremin yeryüzüne çıkan enerji düzeyinin bir ölçüsüdür depremin büyüklüğü. Bu büyüklük sismograf adı verilen cihazlarla ölçülüyor sevgili arkadaşlar. Hani diyoruz işte depremin büyüklüğü 4.3, 5.7 gibi. Onları biz neyle ölçüyoruz? Sismografla ölçüyoruz. Peki ölçeklendirdiğimiz cihazın adı nedir? Sismograf ile yapılan ölçüm Richter ölçeği denilen bir ölçümle matematiksel olarak tanımlanır. Şimdi hocam deprem 2 nokta, deprem 3 nokta. Arasında 1 puanlık bir şey mi var? Hayır. Bakalım o neymiş? Bir kere Richter ölçeği dediğimiz şey sevgili arkadaşlar, ölçeklendirme 1 ile 9 arasındadır. Şuraya dikkat edeceksiniz. Richter ölçeğinde 1 birimlik artış 10 katlık bir sarsıntıya eşittir. Yani 3 nokta ile 4 nokta arasında 10 katlık bir sarsıntı farkı vardır. Lütfen buna çok dikkat edin. Bazen oluyor, nadir de olsa hesaplama kısımlarında burası karşınıza gelebiliyor. Deprem dalgaları ile ilgili sevgili arkadaşlar bu özel noktaları bilseniz yeterli olacaktır sizlere temel kavramlarla ilgili deprem dalgaları ile ilgili sorulara cevap vermek için. Peki gelin bakalım sorularımız nelermiş, hemen öğrendiklerimizi sorularımızla pekiştirelim. İlk sorumuz ses dalgaları ile alakalı ilgili. Sınıfımızdaki en gür sesli arkadaşımız Cemre'dir cümlesindeki gür kavramı acaba sesin hangi özelliğini benim için ifade etmiş? Sesin yüksekliği, sesin şiddeti, sesin hızı. Sevgili arkadaşlar buradaki gür kelimesi benim için neye eşittir? Sesin şiddetine eşittir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olarak ne yapacak? Karşımıza gelecek gürlük sesin şiddetliğiyle alakalı günlük hayatta kullandığımız bir kavramdır. Ses dalgaları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Mekanik dalgalardır demiş. Doğru. Yayılmalar için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Boyuna dalgalardır diyor. Kesinlikle doğru sevgili arkadaşlarım. Şimdi ses dalgaları dışındakine baktığımızda yay, su, deprem dalgaları hem enine hem boyuna dalgalardır. Ancak ses dalgaları sadece nedir? Boyuna dalgalardır. En hızlı katılarda en yavaş gazlarda ilerler. Bu da zaten neydi? Taneciklerin titreşimi ne kadar birbirine hızlı aktarırsa o kadar fazla hızlı yayılıyordu. Bu da onunla alakalı bir kavram. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3 doğru seçeneğimiz E seçeneği olarak karşımıza gelmiş oldu. Bakalım diyor ki aşağıdaki görüntüleme cihazlarının hangisinde ses dalgaları kullanılır? Az önce de size ifade ettiğimiz kısımdı bu. Hadi gelin hem bunların içlerinde hangi dalgalar kullanılıyormuş hem de sorumuzun doğru cevabı neymiş bunları öğrenelim. MR cihazında ne kullanılır dedik sevgili arkadaşlar. Az önce MR'da
radyo dalgaları kullanılıyordu değil mi? Radyo dalgaları kullanılıyordu. Ultrason cihazında yine az önce ifade ettiğimiz gibi 20 bin hertzin üzerinde olan ses dalgaları kullanılıyordu. Sorumuzun doğru cevabı çıktı ama ben diğerlerini de size anlatmak istiyorum. Neticede hepsinde bir dalga kullanılıyor. Röntgen cihazında sevgili arkadaşlar X ışınları kullanılır. Bir elektromanyetik dalgadır. BT'de yani bilgisayarlı tomografide yine tıpkı röntgende olduğu gibi X ışınları kullanılır sevgili arkadaşlar. Anjiyografi de artık son yıllarda çok duyduğumuz bir ölçüm aleti bu da. Anjiyo yaparken kullanılır sevgili arkadaşlar. Burada ne kullanılır? Özel tüp içerisine yerleştirilmiş özel bir tür ilaç kullanılıyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olarak karşımıza gelmiş oldu. Görüntüleme cihazlarında hangi dalgaların kullanıldığına dikkat edin. Bir de ses dalgalarının kullanıldığı ne söylemiştik sizlere? Sonar cihazı söylemiştik. Deprem dalgalarıyla alakalı bakalım. Yukarıda verilen olaylardan hangileri yapay deprem oluşturabilir diyor benim sorum. Bakalım hangileri oluşturabilirmiş. Nükleer depremler yapay deprem oluşturabilir sevgili arkadaşlar. Levha hareketleri doğal depremler oluşturur. Yani kendiliğinden meydana gelen depremler oluşturur. Volkanik patlamalarda yine nedir? Yapay depremler oluşturabilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 doğru seçeneğimiz C seçeneği olarak karşımıza gelmiş oldu. Yine deprem dalgalarıyla alakalı bir sorumuz var. Deprem dalgaları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bana diyor ki birinci öncülde sadece boyuna dalgalardır. Hayır, sadece boyuna olan dalgalar neydi? Ses dalgalarıydı arkadaşlar. Deprem dalgaları hem enine hem boyuna yalı yanlış. Enerjinin ortaya çıktığı nokta odak noktasıdır ifadesi kullanılıyor. Doğru bir ifadedir. Temel kavramlarımızdan en önemli noktalardan bir tanesiydi. Büyüklüğü sismograf ile ölçülür diyor. Üçüncü öncülümüz de doğru. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Geldik bir boşluk doldurma sorusuna. Öğrencilerimizin en sevdiği sorulardan bir tanesi. Diyor ki yukarıda metinde boş bırakılan noktalar uygun kavramlarla doldurulduğunda hangi kavram açıkta kalır? Buyurun bakalım kavramlarımızı dolduralım. Deprem dalgaları nokta nokta dalgalardır. Deprem dalgaları sevgili arkadaşlar ne dalgalardır? Sismik dalgalardır sevgili gençler. Bunu da bu soru üzerine sizlerle paylaşmış olalım. Deprem bilimi ne olarak adlandırılır? Sismoloji olarak adlandırılır. Şimdi bu ikisini kullandık. Bunlar gitti bakalım. Depremin büyüklüğü ne ile ölçülür sevgili arkadaşlar? Richter ölçeğiyle ölçeklendirilir. Enerjinin açığa çıktığı noktaya odak noktası denir ve odak noktasına en yakın bölgede benim karşıma ne olarak gelir? Merkez üssü olarak gelmiş oldu. Bunu da kullandık. Depremin şiddetini hiçbir yerde kullanmadık. Dolayısıyla kazana düşen E seçeneği yani depremin şiddeti olmuş oldu. Şimdi sizlerle bizim 10. sınıf Dinamo Soru Bankamızda olan bir soruyu paylaşacağım arkadaşlar. Yine ses dalgalarıyla alakalı bir sorumuz. Diyor ki havada oluşturulan ses metal bir madde içerisine girdiğinde ses dalgalarının hızı ve frekansı yani yüksekliği nasıl değişir? Şimdi bak hava ortamından neye geçmiş? Yani gaz ortamından katı ortama geçmiş değil mi? Neydi ses en hızlı nerede yayılıyordu? Katılarda yayılıyor. Dolayısıyla sesin hızı ne olacak? Artacak. Sesi oluşturan kaynak değişmediği için frekansım yani sevgili arkadaşlar yüksekliğim değişir mi? Değişmez. Sorumun doğru cevabı ne oldu? E seçeneği olarak karşıma gelmiş oldu. Peki konumuzu bitirirken sizlerle neler paylaştık? Hemen bakalım. Ses ve deprem dalgalarının özelliklerini paylaştık. Temel kavramlarımızı öğrendik. Ses ve deprem dalgalarının genel özelliklerini öğrenmiş olduk sevgili arkadaşlarım. Peki sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Yorumlarınız da bizler için çok önemli. Dolayısıyla ilk etapta videomuz sizler için yararlı oldu mu sevgili arkadaşlar? Bize öneriniz ya da herhangi bir tavsiyeniz var mı? Ödüllü soruyu şimdi sizlerle paylaşacağım. Muhakkak bakmanızı tavsiye ediyorum. Cevabınızı da yorumlara bekliyorum. En son olarak videomuzu likelamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu da sizlerle paylaşarak huzurlarınızdan bu derslik ayrılıyoruz. Ödüllü sorumuz sizlerle, cevaplarınızı yorumlarınızda bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.